Ali Rıza Hocam'a ilk soru olarak anjiyo nedir diye programımıza başlayalım efendim. Merhaba. Anjiyo aslında damar demek. Anjiyografi de damarın görüntülenmesi demek. Yani damarın içine bir radyo pak madde verilerek bunu bir X ışınlarıyla, röntgen ışınlarıyla hareketli bir şekilde izleyerek damarın yapısını, için düzenliliğini, damardaki tıkanıklıkları, darlıkları tespit etmektir. Anjiyografi, aslında anjiyografi demektir yani. Evet. Anjiyo daha biraz kısaltılmış bir hali. Anjiyografide tabii bu 1960'lardan sonra ancak daha yani yeni bir yöntemdir anjiyografi. Zaten bu sayesinde bypass ameliyatları falan yapılmıştır. Yani anjiyografi aslında son derece önemli bir işlemdir. Yani anjiyografi olmasaydı şimdi biz bypass ameliyatı falan yapamıyor olurduk. Yani damarları çünkü görüntülemek için anjiyografi yapmak muhakkak şart. Bu anjiyografi sadece kalp damarları için de değil, bütün damarlar için. Beyin damarları, göz damarları, aklınıza gelen bütün atar damarları. Aslında venler de, toplar damarları da anjiyografi yapılabilir. Onlar da özel durumlarda bazen onlarda anjiyografi yapılabiliyor. Ama bizim hani en çok sık olarak kurduğumuz kalple ilgili olan kısım koroner anjiyografi dediğimiz anjiyografi. Koroner anjiyografide ne yapıyoruz? İşte, kasıktan ya da koldan bir atar damar yoluyla bir klavüstel yollanıyor. O klavüstel yoluyla görüntüleyeceğimiz damarın ağzına kateter yerleştiriliyor. O kateterin içinden radyo opak madde yani röntgende gözüken, X ışınlarından gözüken bir madde veriliyor ve o madde verildikten sonra da onun görüntüsü alınarak o damarın içi tamamen o maddeyle dolduğu için damarın içi tamamen görüntüleniyor. Yani ona bakarak da işte damarda darlık var mı, tıkanıklık var mı, nerede ne kadar var, ona göre işte ilaç tedavisi, stent tedavisi ya da bypass tedavisi yapılıyor. Peki hocam, anjiyo niçin yapılıyor? İşte anjiyo bu damarları görüntüleyip işte ameliyat yapmak için, bypass yapmak için, stent yapmak için ya da tıkanıklık var mı teşhis için. Mesela hastanın göz, diyelim ki gözü görmüyor. İşte ne yapıyorsun? Anjiyografi yaparak göz damarına bakıyorsun. Ya da işte felç geçirmiş oluyor. Ya da beyinden işte anerizmadan şüpheleniliyor. Beyin kanaması geçirmiş oluyor. İşte ona da anjiyo yaparak beyin damarlarına bakabiliyorsun. Aynı şekilde işte göğüs ağrıları oluyor, kalp krizi geçirmiş oluyor. O zaman da işte koroner anjiyografi dediğimiz anjiyografi yapılıyor.